Şöyle başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda gördüğünüz gibi kumaş boyama yapacağım. Bu da kumaşlarımın boyaları. Bu videoda kumaş boyamayı şimdi ben önceden bunu tabii ki de çizdim. Bu kalem şuradan alayım hatta. Biraz hazırlıksız oldu her şey. Şu kalem ütülendiği zaman uçuyor. Dolayısıyla taslak kalem olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir tasarım yaptım. Bunu kime yaptım? Kedi Mari. Birçoğunuz biliyorsunuzdur Instagram'dan. Onun için hazırladım. Böyle bir şey düşündüm onun için. Daha sonra onunla da belki güzel, eğlenceli şeyler yapacağız. Marka partilerimiz olacak özellikle. Şimdi şöyle, ben yaklaşık bir yıldır falan tişörtlerin üzerine böyle şeyler yapıyorum. Bu üzerindeki de onlardan biri. Şu da mesela Fimo hamuruyla yaptığım bir şey. Böyle şeylerle uğraşıyorum. Bir tasarım sayfam da var hatta, birçoğunuz biliyorsunuzdur. Tasarımlar yapıyorum ve bana çok soruyorsunuz hangi boyayı kullanayım diye. Bu da hem tekniklerini göstermek açısından hem de boyaları göstermek açısından iyi bir şey olur diye düşünüyorum. Başlamadan önce çizim üzerine bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Gerçekten çekmeye çalışıyorum çünkü sürekli ben ne zaman bir video çekmek istesem ekipmanlarımda bir sıkıntı olabiliyor. Biraz önce de olduğu gibi mesela GoPro'mu kaybetmişim. Sürekli baştan çekmem gerekiyordu falan, biraz sıkıntılıydı. Bir sistem geliştirdim. Yerde bayağı oturarak yapacağım. Bence daha güzel olur ama artık hiç umurumda değil. Çünkü dedim ki kalktım ve hani ben bunu yapacağım dedim. Dedim ki ben bugün bu videoyu çekeceğim dedim. Bu arada bundan sonraki videomuzu da bence izleyin. Ha, ben kendimi anlatıyordum. Çizimle ilgili videolar çekiyordum. Güzel sanatlara hazırlık için önerilerde bulunuyorum. Benim hatta hocamı yönlendirebiliyorum. İmkanı olmayanlar için ya da İstanbul dışında olanlar için de hocam Instagram'dan bir sayfa oluşturdu. Ona bakabilirsiniz. Hayalden çizim diye buraları bir yerlere koyabilirsem koyacağım. Çünkü montajı falan yeni çözüyorum. Eğer koyamazsam açıklamalarda zaten birçok şeyden bahsediyorum. Şimdilik bu kadar. Hemen tasarıma geçiyorum. Şunu şu yukarı takalım. Görüşürüz. Bu arada ben biraz önce çektiğim videoya dedim bir bakayım nasıl olmuş falan diye. Ben şu masanın göründüğünden haberim yok. Ve burası karman çorman. Bir de şu Güven Sanat poşeti kesinlikle reklam değil yani. Reklam olsaydı gerçekten böyle bir reklam verir miydim bilmiyorum, mantıklıymış ama. Geçen kağıt alacaktım. Anka Sanat'ta kalmamıştı. Oradan aldım. Kendime de iyi bir şey geliştirdim. Atık kağıtları bunun içine koyuyorum. Oradan çekip çekip alıyorum. Yani şimdi kaldırmak da istemedim. Böyle bunu söylemek de istedim çünkü hani reklam gibi durursun istemiyorum. Bu kanalda böyle şeyler yok. Şimdi öncelikle ihtiyacımız olan şeyleri sayıyorum. Öncelikle bir kumaş, yani yapacağımız şey. Altına duralet, yani tahta, biliyorsunuz sunta bir tahta bu. Onlar koydum ve fırçaları ve boyalarım. Ve ben biraz galaksisi gibi bir şey yapmayı planlıyorum ama boyalar ve renkler beni nereye götürür tam emin değilim. Başlıyorum. Renklerimi seçiyorum. Pebeo marka kullanıyorum ben uzun zamandır. Yani hangisi size fiyat olarak uygun geliyorsa onu alabilirsiniz. Bunu da şey için söylüyorum. Bana genelde böyle işte şu çok pahalı, yok şunu niye tercih ediyorsun falan diye yorumlar falan geliyor. Yani ben burada deneyimlerimi paylaşıyorum. Ne istiyorsam onu kullanmakta özgürüm. Ve dolayısıyla tecrübelerimi de paylaşıyorum. Bir ürün kötü olduğunda bunu da söylüyorum. Ama genelde zaten kötü olan ürünü neden kullanmıyorum? Artık bir kağıt alacağım zaman bile o kağıdın iyi ya da kötü olmadığını dokunarak bile anlayabiliyorum. Dolayısıyla böyle yorumlara bakmadan, araştırmadan, bloglara bakmadan yeni bir malzeme edinmiyorum. Çalkalıyorum ki biraz üzerinde bir sıvı şey oluyor karışmadığı için. İçeriğinden dolayı herhalde. Bir daha her seferinde kapı kaçarken yapmayayım. Islak mendil var yanımda. Boyaların rengini değiştirmek istediğimde fırçamı onunla hemen pratik bir şekilde şey yapıyorum. Ben kapaktan kullanıyorum. Palet de kullanabilirsiniz ama ben kapaktan kullanmayı seviyorum. Yapıyorsunuz. 24 saat bekliyor ve sonrasında ütü süreci başlıyor. 5 dakika boyunca ütülüyorsunuz. Ters çevirip. Ters çevirip dediğim bayağı yani komple ters çevirip ve arasına bir kumaş falan koyarsanız iyi olur ki baskı diğer tarafına geçmesin. Yıkayabiliyorsunuz tersten 30 derecede. Gayet solma veya çıkma yapmıyor. Bahsettiğim gibi benim tasarım sayfam var zaten, yani bunları yapıp satıyorum. Yani çıkacak ya da solacak bir şey olursa zaten yapmam. Siz de bunları yapabilirsiniz. Bu arada boyaların serileri var. Simli, metalik, transparan, opak.
Görüşürüz.